Hüseyin Haydar. 1956 yılında Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yeşilce köyünde doğdu. 7 yaşında ailesiyle Erzurum'a göç etti. İlk ve orta öğretimini Erzurum'da tamamladı. Resim yaptı. Resimleri 1967 yılında arkadaşlarının resimleriyle birlikte İstanbul'a getirilip Taksim Sanat Galerisi'nde sergilendi. Okul takımlarında ve amatör kulüplerde futbol oynadı. Atletizm yaptı. Bölge yarışmalarında 110 metre engelli yarışlarında birinci, sırıkla yüksek atlama dalında ikincilik madalyası kazandı. Okulda kurulu stüdyo fotoğraflarıyla sergilendi. Küçük yaşta şiir yazmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhuriyetinin 50. yılında açtığı şiir yarışmasında ikinci oldu. İlk şiirini 12 yaşında Ayna adlı okul dergisinde yayınladı. Ortaokul ve lise yıllarında Taşra, Haykırış adlarında edebiyat dergileri çıkardı. 12 Mart Fırtınası'nın ilk gençlik yıllarında Erzurum'da yaşadı. Dev Genç üyesi oldu. 1974'te İstanbul Beyaz İktisadi Ticari İlimler Yüksek Okulu'na başladı. Büyükün Kültür Kolu Başkanlığı'nı yaptı. Aynı yıllar öğrencilere devrimci kültür seminerleri verildi. 1976 yılında İnşaat İşçilerinin örgütlenme çalışmalarına katıldı. 1975 yılında Şili darbesini konu alan Şili Yenilgisi adlı iki perdelik oyunu yazdı. Oyun Dev Genç Tiyatrosu tarafından Kenterler Tiyatrosu'nda oynandı. 1979 yılından kendi kurduğu Halk Bilimi Araştırma Kulübü'nün faaliyetlerini yürüttü. Trabzon ve Rize köylerinde folklor araştırmaları yaptı. Ortaokullarda devrimci halk kültürü bildirileri dağıttı. Çocuklar için Kanat Kanata adlı masal kitabını yayınladı. İlk toplu şiirlerini Sanat ve Toplum dergisinde 1979'da yayınlandı. 1980 yılında kısa adı Yazk olan Yazarlar ve Çevirmeler Kooperatifinden eleştirmen Mehmet Fuat'ın yönettiği Yazko Edebiyat Dergisi'nde yazı kurulu üyeliği, Ahmet Cemal'in yönettiği Yazko Çeviri ve Selahattin Hilav'ın yönettiği Yazko Felsefe Dergilerinde teknik yönetmenlik yaptı. İlk şiir kitabı Acı Türkücü 1981 Akademi Kitapevi Şür Birincilik Ödülünü kazandı. Kitap, ödül alan kitaplar yayın evi tarafından basıldı. 1983 yılında Kemal Özer'in yönettiği Varlık Dergisi'nde yazı kurulu üyeliği yaptı. Üç yılında ikinci şiir kitabı Kara Şarkılar, Yazko yayınları arasında basıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nde ve değişik yayın evlerinde düzeltmenlik görevini üstlendi.
1984 yılında metin yazarlığına başladı. Yaşamını yazarak kazanma çabasıyla ansiklopedilerde madde yazdı ve reklam yazarlığı yaptı. Türkiye çapında pek çok kampanya yürüttü, reklam filmi çekti ve reklam pazarlama konularında danışmanlık yaptı. 1987 yılında Yıldız Tutulması adlı şiir kitabı Cem Yayınevi tarafından yayınlandı. 1992 yılında ise Sudan Gövde 4. şiir kitabı Adam yayınlarınca basıldı. Ülkemizin pek çok edebiyat ve kültür dergisinde şiir ve yazıları yayınlanan Hüseyin Haydar'ın şiirleri ABD, Yugoslavya, Bulgaristan ve SSCB'nin de yayınlanan dergilerde yer aldı. Doğu Tabletleri adlı eserinden seçilmiş bazı şiirler Çince ve Arapçaya çevrildi. 2002 yılında İşçi Partisi'ne üye oldu. Partinin sanat ve kültür bürosu başkanlığını üstlendi. Ulusal Kanal Yayın Kurum üyeliği ve görsel yönetmenliği görevlerini yürütmeye başladı. 2003 yılında Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Halen İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, İP Bilim Strateji Merkezi üyesi, Talat Paşa Komitesi üyesi, Ulusal Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı ve Görev Yönetmeni.